Selam arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben şimdi dün güzel bir detaylı mutfak dolabı temizliği yaptım. Mutfak dolabımın içini dışını güzelce temizledim. Bugün de mutfak dolaplarımın içini düzenini sizlerle paylaşacağım. Dün o kadar detaylı çekemedim, anca temizliğini yapabildim. İç düzenini göstereceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaş için, kirada olanlar bilir. Mutfak dolapları ya çok küçük oluyor ya istediğimiz gibi olmuyor. Eşyaların çoğu sığıyor, çoğu sığmıyor. Ondan dolayı kendimce bir düzen oluşturdum. Bu eve taşındığımda bir sene oldu işte. Bundan önceki mutfağım daha büyüktü. Bu biraz daha küçük. O yüzden ben ekstra iki tane dolap aldım internetten. Onu da göstereceğim size. Daha önceki videolarımda var ama bayağı aşağıda kaldığı için görmemiş olabilirsiniz. Mutfak dolabımı şöyle göstereyim. Şu başta iki kapak, ortada iki kapak ve fırının üstünde tekli kapak var. Fırının üstündekileri pek kullanamıyorum çünkü ocak olduğu için altında. Şu ortada gördüğünüzün de yarısı yetersiz, dar dolap. Bir şu dolap güzel. Buraya da günlük tabaklarımı koydum. Şimdi buradan başlayalım. Şöyle iki katlı, bayağı geniş, en büyük dolap bu zaten. Üstte kahvaltı takımım var, altta da günlük kullandığım yemek takımım var. Üstteki kahvaltı takımımın desenleri şu şekilde arkadaşlar. Bu da 12-13 senelik bir şöyle oval, ne kare ne yuvarlak, şu şekilde modelim. Şöyle yumurtalığı var arkadaşlar. Bunlar aslında pek kullanışlı olmuyor. Sonuçta yumurtayı soyuyorsunuz, tabağa koyuyorsunuz. İki tane tuzlu karabiberliği var, fincanları var ve büyük çay demliği var. Şurada da şekerlik, peçetelik, bir de şöyle açık şekerliği var. Modelini de göstermiş olduğum gibi şu şekilde. Bu da böyle günlük ya da arada bir kullandığım kahvaltı takımı. Onu üst tarafa koydum çünkü çok sık kullanmadığım için. Alta geçelim. Altta ise günlük kullandığım yemek takımım var. Böyle 6 tane fincanı var. Arkada kahvaltılık 2 kayık tabak, 2 de küçük tabağı var. Fincanlarının altı kaseler. Kase. Çukur yemek tabağı, pasta tabağı. Pasta tabağı, büyük tabak. İşte arkadaşlar. Buraya da günlük kullandığım yemek takımımı koydum. Buradaki düzenim bu şekilde. Beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince düzgün tutmaya çalışıyorum. Bildiğim kadar bu kadar sığıyorum. Hatta şu üsttekileri de göstereyim. Şurada daha açılmamış kutular fanusum var. Paşa Bahçe'nin. Üstünde yine Paşa Bahçe'nin salata koyma. Şurada kahvaltılık tabaklarım var. Bölmeli olandan. Şunda 3 tane sahan var. Lavın puding kasesi. Saklama kabı, şöyle açılmamış da kutularım var. Bunlara da yer bulamadığım için de tutuyorum. Bölümü de orta tarafta. Dediğim gibi arkadaşlar, şöyle dar bir bölme olmuş. Dar bir bölüm, yani burası pek kullanışlı değil. Sadece şu bölümü biraz kullanışlı. Burada da işte çay bardaklarımı tutuyorum. Burada meşrubat bardağı var. Burada renkli altı olan çay bardağım var. Şöyle rengarenk altları. Burada onun sadesi var. Burada kuplu var. Burada da çay tabağı altlarım var ve iki tane sosluğum var. Şu şekilde arkadaşlar. Üst dolap düzenim de bu şekilde.
Alt tarafa geçelim. Altta da yine ince çay bardakları var. Bir de şöyle bardaklar var. Şunlar çok kullanışlı oluyor. Ben çocukken bu bardaklardan hep çay içerdik. Görmüştüm bir zamanlar, aldım nostalji olsun diye. Çok güzel çay içiliyor gerçekten arkadaşlar. Tavsiye ederim. Ondan belki hani kalın bardaklarla sevmeyenler için ince bardak da tutuyorum. Ve tabii ki kahve yanı su bardağı. Şöyle miniklerden. Burada fazlalık şeker bulunduruyorum. İyi oluyor. Bir anda şeker bittiğinde, dışarı çıkmak istemediğinde bakıyorum burada şekerim oluyor. Veya misafir geldiğinde bu kaptan hemen çıkarıyorum. Benim direkt günlük kullandığım bardaklar bunlar arkadaşlar. Bunlarla çay içerim. Su filansa hemen bunlar elimin altında, iyi oluyor. Diğerlerini çok fazla kullanmıyorum. Burada günlük hemen açıp aldığımda günlük takımlarım var. Bardaktır. Şekildeydi arkadaşlar. Böyle düzenledim. Bardaklarım bu kadar. Bunun haricinde bardağım yok. Arkadaşlar araba geçelim. Bu dolap şöyle bayağı geniş bir dolap. Ama fırının üstünde olduğu için yiyecekti ya kapçanaktı koymuyorum. Ben de burayı şey amaçlı yaptım. Temizlik eşyalarımı bulundurduğum yer attım. Sadece şu mikser setini şöyle toplu bir şekilde arada bir buraya. Burayı dediğim gibi temizlik bölümü yaptım. Şurada açılmamış peçeteler var, sarı bezler var. Bunun içinde de eldivenleri bulunduruyorum. Burada da işte çamaşır suyu, cam sil, arkada tabletler var, alt havanoz var, cif, fırın temizleyicim, bulaşık deterjanı, bulaşık parlatıcısı. Bunları burada tutuyor. Hem de burayı böyle deterjan bölümü yapmış oldum. Benim için de iyi oldu. O da camın hemen yanın. Oraya da arkadaşlar saklama kaplarımı koymuyorum. Çünkü böceklenir diye korkuyorum. Şurada şekerler var. Üstte de pirinç, bulgurla mercimek var. Arka tarafında da çaylar var. Şöyle saklama kavanı tutuyorum. Çoğu burada değil tabii ki de. Dolabım sadece şu kadar. Çekmece, yanda tek gözlü dolap. Bir de lavabonun altındaki şu dolap. Şuraya sarı bezimi asıyorum şöyle. El kurulamak için. Daha önce çekmiştim temizlerken ve düzenlerken. Burada işte şöyle çerez merez koymak için, arkada da baton pasta yapmak için var. Arkada şöyle büyük kasesi ve 6 tane kasesi olan tabağım var. Yanında kahvaltılık ve zeytinlik tabağım var. Burada da 6 tane cam tabağım var. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Onluk, tuzluk var. Bunun bir tanesi kırıldı, takımı. Takımdılar, kırıldılar. Burası bu şekilde. Alt katına şunu sermemiş sebebi cam tabaklar kaydığı için arkadaşlar. Şurada 12 tane pasta tabağı var. Şöyle. Da şöyle 3 bölmeli büyük Paşabahçe'nin tabağı var. Önünde de yine servis tabağı var uzun bir şekilde. Burada da büyükseniz şöyle de tabaklarım var. Şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada da 4 tane çekmecem var. Şu şekilde arkadaşlar. En üst bölümünde şöyle günlük kaşıklı, çataldı, bıçak, çay kaşıkları. Şurada salata karıştırıcı, yumurta fırçası, poşet kesmek için makas. Şöyle günlük kaşık çatallarım. İkinci bölmede de şöyle kapaklı yapmak için magnolia falan iyi oluyor. Bunlar böyle kapaklarla birlikte burada tutuyorum. Direkt elimin altında olsun diye. Şurada lavın 2 tane kasesi var. Şöyle. Ve yine elimin altında olmasını istedim. Direkt alıp kahvaltı koymak veya çerez merez, çerezli
cipsli bir şeyler, hemen plastik şöyle kaplarım var. Burada da kaselerim var. Burada yine kahvaltı koymak için tabağım var. Burada da dediğim gibi bu çekmeceleri hep elimin altında olmasını istediğim şeyleri koydum ki hemen alıp kullanayım diye. Hem de ıvır zıvır bölümüm. Ivır zıvır dediğim yumurta kabım var, limonluğum var, cezvem var. Cezveyi kullanmıyorum bazen yumurta haşlamak için. Yine bir tane plastik limonluk, bu cam limon içinde şöyle. Poşet mandalları, bir de kurabiyeler. Arkadaşlar, mutfak dolaplarımı bitirdim, o kadardı. Dediğim gibi çok yeterli olmadığı için böyle iki tane dolap almıştım bu eve taşınırken belli zaman aralıklarında. Şu taraftakini A101'in sitesinden aldım, diğerini başka bir internet sitesinden aldım. Fiyatları 150 ile 230 arasında değişiyor, yani gayet uygun. İşinizi görür, her şey koyabilirsiniz. 8 raflı bir dolap. İyi oluyor. A101'dekinin ayakları şu şekilde. İlk dolabıma geçeyim. İlk şöyle önce genel bir göstereyim. Bayağı eşya alıyor arkadaşlar. Oraya almayanları ve sık kullanmadıklarımı böyle getirdim. En üstte dondurmalıklarım var. Şöyle şundan 4 tane. Bunu kışın mısır taneleyip ketçap mayonez döküyorsunuz ya, yağla kavurup onu koymak için oluyor. Çok güzel oluyor. Burada yine şu şekilde dondurmalıklarım var. Dörtlü dörtlü, sadece şu en baştaki ikili şekilde, şu şekilde birinci rafını sırf dondurmalıklarımı koydum, ikinciye de şişelerimi koydum, şu an kullandıklarımdan hariç bu şişelerim var. Şöyle çoğu paşa bahçenin. Arkada da bir tanesinde şey var. Şöyle kaşıkla yoğurt kabı var. Şöyle. Üçüncü katta ise iki tane şöyle büyük kase var. Meyvelik olur, sebze, salata olur. Burada iki tane şekerliğim var. Arkada da annem bunu bir yerde doğu gezisine gitmişti, oradan almıştı. Şöyle cam çay tabağı altı. Burada tutuyorum. Öyle bir şey, çok tatlı. Bu garaj günlerinde Bernardo alta stand atmıştı. 3 liraydı. 2 sene oluyor. Öyle. Ben normal içeride gösterdiğim şekerliklere benzer 3 tane şekerliğim var. Bunlara bal, reçel, çikolata gibi şeyler iyi oluyor. Kapaklı da şeker de koyabilirsiniz. Üçüncü rafım da bu şekildeydi. Ve alta geçelim. Altta büyük bir kek fanusum var. Onun altında şöyle yine büyük bir servis tabağı var. İki tane de borcamım var paşa bahçenin. Yanda da Bodrum'dan aldığım diye bir obje var. Onu da buraya koydum. Sonik şeyler var. Arkada ekmek kızartma makinesi var. Çok kullanmıyorum. Önde robotumun parçaları, yanda mısır patlatma makinem var. Tavalarım var, çok sık kullanmadığım, şu an yeterli gördüm. İçerideki tenceremin en büyük parçası, içinde de küçüğü var. O da bana büyük geldiği için kalabalık olmadığı zamanlarda kullanmıyorum. Buraya kaldırdım. Çiçe girmiş 4 parçadan oluşan borcam saklama kabım var. Yanında da yine borcam uzun saklama kabım var. İçinde tuzluk var. İkinci dolabım da şu şekilde. Üstte Nescafe fincanlarım var, tabaklarıyla birlikte.
Şu şekilde. Altta yine bir tane kahve fincanımı, çay fincanımı dersiniz. Demliğiyle birlikte yine bir takım var. Yanında iki tane kupon var. Arkada fincan takımı var. İki rafım böyle. Kupa, fincan, çay fincanı o şekilde duruyor iki tanesi. Yine Kütahya Porselen'in altı parça desenli çay ikram seti var. Üstü de demliği ile birlikte. Burada saklıyorum. O da yani şu an kullanmadığım için. Burada yine annem İzmir'de galiba. İzmir'e gittiğinde getirmişti. Şöyle bir kase var. Bir de ismimi yazdığı bir zeytinlik var. Yazdırdı. Ama bir iki kere kullandığım yazısı şu şekilde yıkadım çıkmaya başladı. Burada da bunlar var. Altta çorbalığım var. Kütahya porselen. Burada çerez kahvaltı seti. Artık nasıl kullanmak isterseniz. Öyle. Bu rafım da bu şekilde arkadaşlar. Yine şöyle üçlü büyükten küçüğe salata servis kasesi mi artık nasıl kullanırsanız tabaklarım var. Bundan sonrası plastik saklama kapları. Burada cam saklama kabım var. Yanda da onun iki tane daha var. Yanda da ondan ikişer tane daha var. Üstte de yine üçlü saklama kabı var. Bir de şöyle beslenme kabı var. Bunlar yolculukta ya da bir deniz kenarına bir yere giderken iyi oluyor. İki tane var. İyi oluyor. İçine böyle dilimleyip koyabiliyorsunuz veya çatal, kaşığı her şeyi var. Ne koyarsanız artık iyi oluyor diye öyle iki tane almıştım. Burada sırf saklama kaplarım var. Altta da yine sırf saklama kabım var. İki taraf sırf saklama kabı. Şu Madame Coco'nun bilirsiniz belki. Böyle açıyorsunuz. İçinden bir tane daha çıkıyor. Arkadaşlar bunu da garaj günlerinden ne kadar aldım biliyor musunuz? 1 liraya aldım. Evet, ikisi 1 liraya aldım. Öyle uygun olduğu için aldım. Burada yine iki tane toz koymak için saklama kabım var. Bu da yanınıza hemen almak için iyi oluyor. Burada bölmeli saklama kabım var. Bu da pikniğe giderken çok iyi oluyor. Bölmelerini her birine ayrı ayrı kahvaltılık koyabiliyorsunuz. Çerez koyabiliyorsunuz. Abur cubur koyabiliyorsunuz. Hiç dökülmüyor. Kapağı da sıkı kapanıyor. 101'de satılıyor o. Burada da böyle saklama kaplarım var. En altta da yemek kaşık bıçak takımımın devamı var. Fazla bunlar. Bunları kullanmıyorum. O yüzden burada tutuyorum. Ancak kalabalık misafir geldiğinde buradan alıp götürüyorum. Çünkü fazla. Burada bir tane silikon kek kalıbı var. Bunu da Paşaları Outlet'ten 2 liraya almıştım ama hiç kek yapmadım silikon olduğu için. Ancak hani bisküvi pastaları falan oluyor ya onun kısır mısır şekil vermek için kullanıyorum. Bu dolabım da bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar. Böyle. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım düzenimi beğenirsiniz arkadaşlar. Ben elimden geldiğince kirada da olsam düzenli tutmaya çalışıyorum. Çünkü düzeni çok seviyorum yani. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Öyle olunca daha bir seviniyoruz, daha bir motive oluyoruz video çekerken. O yüzden lütfen siz de beğenip abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşça kalın.